son basın toplantısında birlikteyiz. Bazı kamu alacaklarının vatandaşımızın beklentileri, talepleri üzerine yapılandırılmasıyla ilgili kanun görüşülebildi bu hafta mecliste. Tabii çok yönleriyle eksiklikleri vardı. Özellikle çiftçilerin beklentilerini, tarım kredi kooperatiflerine olan borçları, sulama kooperatiflerine olan borçları zirai kredilerin yapılandırılmasıyla ilgili önemli eksiklikleri içeriyordu. Bunun yanında örneğin belediyelerin borçlarını 10 yılla bölerken belediye iştiraklerinin borçlarını sadece 3 yıl yapılandırıyordu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olan ve geçmişte AK Parti'den devraldığı belediye iştiraklerinin borçlarının normal şartlarda 10 yıla bölünmesi beklenirken sadece 3 yıla bölünerek ve e, yoğun aylık taksitler haline getirilerek aslında CHP'li belediyelerin hizmet üretmesinin önünde engel çıkarmayla ilgili saray iradesinin meclise yansımasıydı. Son derece çifte standartların olduğu, yapıcı öneri ve önergelerimizin reddedildiği bu kanun teklifine elbette kamuya borcu olan vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda evet oyu verdik. Ancak yapılan düzenlemenin eksik olduğu e, yapılan düzenlemenin çifte standartlar içerdiği ve siyasi mülazalarla davranıldığını dün bir kez daha görmüş olduk Bundan sonraki süreçte de vatandaşın gerçek taleplerini mecliste gündeme getirmeye olumlu yönlere destek vermeye eksik kalan tarafları da eleştirmeye devam edeceğiz Tabii çok ciddi bir gündemi var Türkiye'nin Meclis istediği kadar bu gündeme kulak tıkasın. Saray medyası yokmuş gibi davransın. Merkez medya son derece ürkek yaklaşsın. Bütün dünyada bile gündem olan bir gündemimiz var. Tam bir ay oldu. Bir organize suç örgütü lideri hem de Cumhur İttifakı'nın en koyu destekçilerinden birisi olan Cumhur İttifakı için mitingler düzenleyen mitinglerinde Cumhur İttifakı'nın bileşen partilerinin sembollerini iki ayrı eliyle yapıp bu sembollerle adeta Cumhur İttifakı'nın ortak sembolünün patentine sahip olan, ortak söylemini kullanan ve bir zamanlar ülkenin İçişleri Bakanı ile arasından su sızmadığı anlaşılan bir organize suç örgütü lideri dünyanın bir ucundan Türkiye'ye son derece kayda alınması, dikkate alınması değil ama mutlaka araştırılması gereken bazı ipuçları söylüyor. Dünyanın neresinde bu kadar ciddi iddialar olsa savcılar buna kayıtsız kalamaz ama çok uzun süre kayıtsız kaldılar. Kimi beklediler? Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediler. O bir karar verecekti. Onun derin suskunluğu her ihtimali göz önünde bulundurduğu, kendisine yapılan önerileri değerlendirdiği, kamuoyu araştırmalarına baktığı ve bir karar verdiği sürece işaret ediyordu. O Süleyman Soylu'yu gözden çıkarsaydı, çıkarabilseydi o zaman savcılar başka bir türlü harekete geçecek, meclis soruşturma komisyonları kuracak ve Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir kirliliğe sessiz kalmamış olacak. Köşe yazarları da bu tavrı öveceklerdi. Düşünüldü taşınıldı, ittifak ortaklarına danışıldı, onların resti görülemedi ve Süleyman Soylu yerinde kaldı ve Süleyman Soylu'ya sahip çıkılmaya başlandı. Bunun üzerine haftalardır izleyen savcılar pozisyon aldılar, köşe yazarları pozisyon aldılar, bazı siyasetçiler pozisyon aldılar ve bunun üzerinden devam ediyoruz tam bir aydır, tam bir aydır bir suç örgütü liderinin iddiaları ortada. Türkiye'de en çok izlenen videolar oluyor ve bu konuya siyaset, meclis, yargı halen daha kulaklarını tıkamış durumda. Eski Türkiye diye nitelendirdikleri Türkiye'de bir trafik kazası olur. O trafik kazasında o aracın içinde bulunmaması gereken kişiler bulunur. Bunun beşinci gününde İçişleri Bakanı hakkında mecliste gen soru görüşmesi vardır. Altıncı gününde bakan istifa eder. Onuncu gününde meclis araştırma komisyonu kurulur. Pek çok araştırma yapılır. Kocaman bir rapor yazılır. Belki sonuçları sonrasındaki hükümetlerce, iktidarlarca uygulanmaz ama Türkiye'de herkes bu konunun üzerine gidildiğini, bu konunun konuşulduğunu, bu konunun soruşturulduğunu bilir. Şimdi çok övündükleri yeni Türkiye ve o yeni Türkiye'de ortaya çıkan tablo susurlukla bağlantıları, derin devlet bağlantıları ama burada tam anlamıyla bir sessizlik, tam anlamıyla bir kulağı tıkayıp bu konuyu görmezden gelme, bu gündemi boğma, başka gündemlerle Türkiye'yi bir başka yere çekme çabası. Şimdi şunu bir hatırlatalım. Neler oluyor, neler konuşuluyor hatırlatalım. Mevcut İçişleri Bakanı kendi döneminden önceki dönemdeki dönemde AVM'lere gidilemediğini söylüyor. Kendinden önceki İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın döneminde AVM'lere gidemezdik çoluğumuzla çocuğumuzla. Ben geldim düzelttim diyor. Terörü ben bitirdim diyor. O bahsettiği İçişleri Bakanı şimdi partisinde genel başkan yardımcısı. Ondan bir önceki İçişleri Bakanı'nın oğlunun evinden para kasaları çıktığını, kendi oğluna tembihte bulunduğunu. Bak bizden öncekiler paralar almışlar, kasalar almışlar evlerinden neler neler çıktı. Sana yanaşanlar olur dikkat et diyor. O İçişleri Bakanı da Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı. Diyor ki bir mafya liderine koruma tahsisinin altından kendi onayı çıkıyor. Verilmiş bir onayı uzattım bir süre sonra da kaldırmıştık diyor. Çakarlar vermiş. Mitingler yaptırmış. Hepsi ortada ama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Anadolu Ajansı'na belge sızdırtıyor. O belgenin altında 17 25 Aralık'ta Aksaray Valiliği'nden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen şimdi İstihbarat Komisyonu'nun başkanlığını yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili Selami Altınok'un imzası var ve diyor ki FETÖ şüphesi. Böyle servis ediyorlar. Selami Altınok yükselince ortalık karışınca Anadolu Ajansı haberi kaldırmakla yetiniyor. Ama algı yerleşiyor. 17-25 Aralık'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın özel görevlendirdiği İstanbul Emniyet Müdürüne bile FETÖ'cü diyebilecek kadar Süleyman Soylu sınır tanımıyor. AK Parti ile kedi fare oynuyor. Ortalık karışsın, başkaları suçlansın, ben aradan sıyrılayım diye bakıyor. Süleyman Soylu bir İlçe Emniyet Müdürü Silivri Emniyet Müdürünün ölümünden önce kendi oğlunun arkadaşları için kendi koruma müdürünün daha 3 saat öncesi telefon açtığını İstanbul Emniyet Müdürü'yle aralarındaki gerilimle Gencecik ilçe Emniyet Müdürünün bakanla İstanbul İl Emniyet Müdürü arasında sıkıştığını ve hayatına son verdiği ile ilgili iddialar ortada duruyor. İşin ilginci dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü, şimdi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, öyle kimse beni kolay kolay görevden alamaz, bir ben konuşursam diye de kendi sıralı amiri bağlı olduğu bakana meydan okuyor. Bakan bir şey diyemiyor. Çünkü Silivri Emniyet Müdürü'nün intihar ettiği gün karşı taraftakinin neler bildiğini, neler söyleyebileceğini de biliyor. Bu arada çok yakın ilişki içinde olduğu Susurluğun hükümlü İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu kendi partilerinden milletvekili Mehmet Ağar Marina'nın yönetim kurulu başkanı milletvekilleri de yönetim kurulunda devam ediyor ve Mehmet Ağar diyor ki biz olmasaydık çökerlerdi. Orada bir arada sürtüşme oluyor, düzeltme geliyor falan. Nihayet Mehmet Ağar hakkını teslim etmek lazım. Susurlukta 5 6. gün istifa da etmişti. Burada da 20. gün falan Marina'dan istifa ediyor. Ama Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu yerde eski İçişleri Bakanı'nın FETÖ'den suçlanan, yurt dışına kaçan birinin marinasına çöktüğü. O marinanın dünya kadar geliri var. 500 milyon TL iki yılda. O gelir devlete gitmiyor çünkü kayyum atanmadı. Yurt dışına gitmiyor, sahibine gitmiyor. O para duruyor. O parayı kimler nasıl yönetiyor? O para duruyor mu bilinmiyor. Ama herkes bir şeyler olmamış gibi davranıyor. Başka gündemler konuşsun düşünülüyor. Bir yandan şehircilik bakanlığında her kararı Sadık Soylu'nun verdiği konuşuluyor ama bu konuda da kimse bir şey söylemiyor. Muğla'daki bütün araç muayene istasyonlarının sahibi Mehmet Ağar'ın oğlu 12 araç mühane istasyonunun sahibi Mehmet Ağar'ın oğlu bu konuda da herkes 3 maymunu oynuyor ve dönüp dolaşıp şu noktaya geliyorsunuz. Bir ara Sicilya'da Palermo'da şöyle bir söz söyleniyordu hala söyleniyordur. Bütün dünyada sır tek kişiliktir. İki kişinin bildiği sır değildir. Palermo'da herkesin bildiği kimsenin konuşmadığı sırdır. Şimdi böyle sırlarımız var. Saray rejiminde böyle sırlarımız var Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede. Soylunun bakan olduğu, Devlet Bahçeli'nin iktidar ortağı olduğu, ittifak ortağı olduğu yerde böyle sırlarımız var. Her şeyi bilirsiniz kimse konuşmaz o zaman sırdır. Eskiden İtalyan mafya filmlerini şaşırarak ürpererek izlerdik. Sonra İtalya'daki temiz eller operasyonunda da akıllarımızın almayacağı şeyler duyduk. Şimdi bütün dünya Türkiye'deki bir mafya liderinin ifşalarını ona karşı Türkiye'de kimsenin konuşmayıp yokmuş gibi davrandığını görüyoruz. Örneğin şimdi pazar günü 10 milyar ayda 10 bin dolar ayda 10 bin dolar Rüşvet alan siyasetçiyi açıklayacak mafya lideri herkes onu bekliyor. Oysa ana muhalefet partisinin genel başkanı dahil bütün milletvekilleri yazılı olarak bu meclisin başkanına başvurdular. İçişleri Bakanı bu ismi biliyormuş. Sor da söylesin meclis bu şüpheden, bu zandan kurtulsun diye. Halen susmuş beyefendi. 24 Mayıs'ta sormuşuz. Halen susmuş. Aynı tarihte İçişleri Bakanına soru önergesi vermişiz. Beyefendi susmuş. Cumhurbaşkanı yardımcısına soru önergesi vermişiz. Süresi doluyor. Hepsi susmuş. Ana muhalefet lideri grup toplantısında sormuş susmuş. Genel kurulda sormuşuz susmuş. Türkiye'de bütün binalardan, balkonlardan bu parayı alan siyasetçi kim diye pankartlar sallanıyor. Herkes sus pus. Pazar günü ben açıklayacağım diyor. Sonra alınıyorlar. Bu kadar videoyu kim izliyor diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına da o kadar çocuk pornosu izleyenler de var diyerek hakaret ediyor birisi. Ey Süleyman Soylu sen açıkla. Pazar olmadan sen açıkla ki. Mafya liderinin sözünün kıymeti olmaz. Biliyorsun, sısıyorsun. Türk Ceza Kanunu'na göre de suç işliyorsun. Ama mafya liderine de popülerite kazandırıyorsun. Sen konuş, sana inansın millet. Hem bir iddia ortaya atıyorsun, hem suçu suçluyu gizliyorsun, hem de İçişleri bakanı olarak, kamu görevlisi olarak. Ve gelinen bu noktada artık bütün dünyaya rezil olmuş durumdayız. Türkiye zaten hukukun üstünlüğünün olmadığı, yargı bağımsızlığının olmadığı, hakim teminatının olmadığı bu yüzden dünyada itibarının zedelendiği, yabancı sermayenin gelmediği hatta kaçtığı bir ülkeyken ikinci bir yanı dış politikada bu kadar yalnızlaşmışken iç siyasetindeki bu çalkantı, bu türbülans ve bu akıl almaz kirlilik ve bu puslu havayı dağıtmayan siyasi iktidar dağıtılmasına izin vermeyen siyasi iktidar yüzünden bambaşka bir cepheden itibar kaybetmeye devam ediyor. Bunu Türkiye'ye yapmayan kimsenin hakkı yok. Süleyman Soylu konuşmadıkça, açıklamadıkça, bu meclis soruşturma komisyonunu kurmadıkça AK Parti ya bu iddialar araştırılsın, kuralım bir komisyonu bu komisyon üzerinden bu meclis araştırma bunları araştırsın ve gerçek ortaya çıksın. Bakanımız haklıysa aklansın, haksızsa cezasını çeksin demedikçe bu yük AK Parti'nin taşıyamayacağı halde ona diz çöktürecektir. Bu yük AK Parti'nin sırtındadır. Bu yükü AK Parti'nin değil ama Türkiye'nin sırtından kaldırmak için çare Mecliste bir soruşturma komisyonu kurulmasıdır. Çare bütün sorulara şeffaflıkla cevap verilmesidir. Kendilerinin sonunu getiriyor olabilir ama Türkiye'yi de çok yıpratan bu süreçte biz yanlış bir yolda olduklarını ifade ediyoruz. Hazır soru sormuşken Süleyman Soylu'ya bir soru daha soralım. Değerli vatandaşlar, çok değerli seçmenlerimiz, Süleyman Soylu, kendisinin anlattığı gibi sigortacı. En sevdiği ses yazıcının sesi cırt 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 poliçe kesiyormuş. Böyle cırt 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 yazıcıdan poliçe çıkıyor. Süleyman Soylu para kazanıyor. En sevdiği ses buymuş. Kendi söyledi. Şimdi Süleyman Soylu kendi halinde bir siyasetçiyken Demokrat Parti'de siyaset yaparken yani AK Parti'ye, Saray'a, Recep Tayyip Erdoğan'a yanaşmamışken hatta 2010 referandumunda FETÖ'ye yanaşıp FETÖ'nün finansmanıyla 51 il gezip kendi partisi hayır derken evet deyip FETÖ'nün finansmanıyla ve sonra AKP'ye lansmanıyla AK Partili olmadan önce poliçelerden geçen çıkan para 10.000 TL'ymiş 2009'da aylık kârı. 2016 karı 533 bin TL. Yani 53 kat artmış. AK Partili olmuş 2009'da 2010'da AK Parti'ye yanaşmış. 6 yılda karı 53 kat açıp artıp bir yıllık karı yarım milyon TL olmuş. Yaklaşık bir memurun 14-15 memurun emekli ikramiyesi kadar. Bir yılda 15 memurun emekli ikramiyesini kazanır olmuş Süleyman Soylu. Karı 53 kat artmış. O günden bugüne 2016'dan beri bir de bakanmış. İddialar o ki cevaplasın yalanlasın hemen buyursun. Birçok kamu kuruluşunda da sigortacılık işi yapıyormuş. Hatta iç işlerine bağlı bazı kuruluşların da İçişleri Bakanlığı'na bağlı bazı kuruluşların da Sigorta işlerini bu şirket yapıyormuş. Ve iddia o ki ilk beş yılda elli kat artmış. Şimdiki karı ondan da çok artmış. Yani AKP'ye geldiğinden bugüne 2000 3000 kat daha çok karı artmış. Artık yarım milyonları değil 10 milyonları, 100 milyonları kazanıyormuş Süleyman Soylu. Cırtır cırt, cırt her gün daha çok geçiyormuş. Şirketinin adı Engin sigorta acentecilik. 2018'de sermayesini 150 bin liradan 1 milyon 300 bin liraya arttırma ihtiyacı duymuş. Soruyoruz Süleyman Soylu. 2021 yılındayız. Engin sigorta acentecilik 2019, 20, 21 yıllarında ne kadar kar etti? Bilançolarını açıkla. Müşteri portföyünde kamu kurumları kamu kurumlarının iştirakleri, bağlı kuruluşlar var mı? Yani bir yandan da başka bir tarafta başka ilişkiler varken poliseler hızla yazılmaya devam ediyor. Daha büyük çok sayıda makinada. Bu konuda bir açıklama yapsın. Eğer hiçbir her şeyi muğlak bıraktı, bari İçişleri Bakanı olarak kendi şirketinin devletin kurum kuruluş bağlı kuruluşlarında sigortacılık yapıp yapmadığını ve son üç yılda dört yılda ne kadar kar ettiğini bir açıklasın bakalım. Tabii ki o bunları açıklamayıp yine hakareti yine küfrü yine saldırıyı tercih eder. Milletimiz de gerekli kararı bu noktada verir. Ne olacaktı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri bu rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra yerleşen tek adam rejimi, saray rejimi çok hızlı hareket etme kabiliyetine sahip olacaktı. 25 Mart günü, 25 Mart günü Deniz İkmal Komutanı Tu Amiral Mehmet Sarı makam arabasıyla bir tarikat evine gittiğini, üniformasının üzerinde olduğu halde üniformasının üstüne bir cübbe geçirdiği, görüntüleri medyaya yansıdı. Biz bundan 25 Mart günü haberdar olduk. Kuvvetli ihtimal ki daha önce haberdar olup da hiçbir şey yapmamışlardı. Biz 25 Mart'ta bunun haberleşmesiyle haberdar olduk ve bütün Türkiye sarsıldı. O günden beri Milli Savunma Bakanlığı'ndan ne yaptığından ilgili bir yoğun kamuoyu baskısı ve ilgisi var. Önce sustular. Sonra soruşturma başlattık dediler. Amiral'in ifadesine başvuruldu dediler. Sonra araya bayram girdi dediler. Cumhurbaşkanına bir laf söylendiğinde ailesine, yakınlarına, bakanlarına bir şey söylendiğinde sabah altıda kapıya dikilip öğleden sonra soruşturup ertesi gün kovuşturup öbür gün ceza verenler İki buçuk aydır halen daha amiralin ifadesi alınıyor. Bayram geldi, bayramdan sonraya kaldı. Şimdi iki bayram arasında tahkikat olmaz. Herhalde Kurban Bayramının bitmesini bekleyeceğiz. Fikri takip açısından, kamuoyunun ilgisi açısından her gün sarsıcı bir gündemle unutturuluyor. Bu Cübbeli amiral meselesini unutmadık unutturmayız. Peşinizdeyiz, yakanızdayız. Ayasofya'daki hadsiz Atatürk'e hakaret eden eski Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii imamını unutmayız, unutturmayız. İki elimiz yakasındadır. Onu dinleyen susmus olup, sonra da tören sonrası güzel güzel mesajlar veren Mustafa Şentop, iki elimiz yakandadır. Kendi rejiminde, kendi kurduğu rejimde geçip de camilerde. Şehit cenazesinde tabutun üstüne bir eli tabutta bir elinde mikrofon konuşma yapan tek adamı, Camilerin avlularına stand kurup orada siyaset yapan tek adamı. Cuma günü camiye girip günahlar için af isteyip cuma çıkışında günaha giren, küfür eden, hakaret eden tek adamı unutmayız, rahat bırakmayız. Bu konularda ne söyleyeceklerini, ne yapacaklarını takip ederiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisi. Partisinin ve ülkenin kurucusuna hakaret edenleri ettirenleri, iftira edenleri ettirenleri, saldıranları saldırtanları rahat bırakmaz. Günü gelince kanun önünde hesap sorulacak. Ama bugünlerde de bu soruşturmaları takip ediyoruz. Ayasofya'daki hakaret için yaptığımız suç duyurusunun önünde olan savcılar. Cumhuriyetin savcıları mısınız? Cumhuriyet düşmanlarını kollayanlar mısınız? Bugün de bakarız, yarın da bu günleri unutmayız. Takip ediyoruz, takipteyiz. Bu meseleleri sonuna kadar izleyeceğiz. Hulusi Akar kazıyınca Atatürk'ün subayı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar kazıyınca altından bir İslamcı bir siyasal İslamcı çıkan Hulusi Akar. 15 Temmuz gecesiyle ilgili bu meclise gelip açıklama yapamayan Hulusi Akar. FETÖ'nün önünü temizlediği otobandan genelkurmay başkanlığına ilerleyen Hulusi Akar. Cübbeli amiral konusundaki ataletin manidar. Cübbeli amiral konusundaki suskunluğun manidar. Bu cübbeli amiralle senin arandaki paralellik son derece manidar, son derece aşikar. Bunları sonuna kadar takip ediyoruz. Takip ettiğimiz, etmemiz gereken başka konular var. Tabi bambaşka bir şekilde gündeme geldi. Aslında bu kürsüden en az son bir buçuk yılda on kez hatırlatmışımdır. 2020 yılının ilk işi demişti Mustafa Şentop hayvan hakları yasası. Hepimiz umutlandık. Hepimiz beklenti içindeydik. Tam destek açıkladık. Ses yok. Zaten 2018 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yapacağımız işler içinde diye söylediği şeydi hayvan hakları yasası. Ses yok. Sonra bir gün bu meclise bir güvercin girdi, uçtu. Aslında bizim onlara yaptıklarımıza bakarsanız kapıdan gergadan girse hakkıdır. Ama hayvanlar öyle nazik, öyle naif ki Öyle gergeden falan sokmadılar kapıdan. Bir güvercin yolladılar. En nazik temsilcilerini. Biz de hatırlattık. Ya bakın hayvan hakları yasası. Bütün gruplar alkışladı. Hak verdi. O güvercinin mesajını aldık dendi. Ses yok. Geçen gün televizyonda Recep Tayyip Erdoğan bir gazeteci bu konudaki hassasiyetini dile getirecek. Cümleye girecek. Hadi bakalım diyor. Nereden çıktı bu gibisinden? Hayvan hakları yasasını hatırlatacağını anlayınca dönüyor tepki gösteriyor. Hayda hadi bakalım diyor. Tam meseleye duyarlılığını söyleyecek. Kaç tane versen de diyor. Sanki suçlu. Sanki kaç silah taşıyorsun diye soruyor. Gazeteci üzülerek iki ama birini kaybettiğini, çocukların haberi olmadığını falan söylüyor ve meseleye hassasiyetini söylüyor. sen mi öldürdün diyor. Yani bu kadar bir duygusuzluk, bu kadar meselenin ruhundan kopukluk, bu kadar anlayışsızlık. Ya saatlerce konuştun, kimseyi ikna etmedin, son derece rahatsız ettin, son derece endişe ettirdin de ortaklaşabileceğimiz toplu yine başı kadar bir durum var orada ya. Ben de çok önemsiyorum. Meclisimiz bir an önce yaparsa ertesi gün onaylarım diyeceksin. Hani her idam diyen de diyorsun ya ölüme dair. İdam cezası gelsin hemen çıkıyor. Fahrettin Altın mikrofon uzattırıyor iş meclisin idamı getirsinler sabaha bırakmam onaylarım. Ya burada da onu de. Yaşama dair bir şey bu. Hayvan hakları yasası çıkarsa ki görev meclisindir de meclisten beklentini dillendir. Çıkar çıkmaz onaylayacağım de ne var bunda? Eline mi yapışır diline mi yapışır? Ama sen mi öldürdün diyor. Adamcağızın iki hayvanından biri ölmüş. Çocuğundan bile gizlemiş. Ona duyduğu sorumluluktan Cumhurbaşkanı'nda da bulmuşken bir de soru sormak zaten zor. Belki bu alanda biraz konforludur. Buradan bir dakikalık bir yürüyeyim demiş. Ona bile sen mi öldürdün hayvanı diye soru soruyor. Ümitsizlik var ama gençler ümitsizliğe kapılmasın. Hayvanseverler kapılmasın. Bu işin takipçisi olmayı devam edeceğiz. En sonunda başka çare yok. Yani biz hep şunu dedik. Tam mütabakat tam mütabakat. İş düzük 37'ye göre getiririz meclise indiririz, oylattırırız. Bir kez daha hayvan hakları yasasına hayır deme Ayı bunu da AKP ile MHP'ye paylaştırırız. Biz istemiyoruz ki bu konu siyasi bir çekişme alanı olsun. Bir kez daha tüm gruplara son bir kez hayvan hakları yasası konusunda verdikleri sözleri tutmayı hatırlatıyoruz. Güvercini alkışlıyorsun. Seçim beyannamene yazıyorsun. İlk işimiz diyorsun. Hayvan hakları günü geliyor bak. Hayvan hakları günü geldiğinde orada paylaşımlar yapıyorsun. Ama iş görevi yapmaya gelince kaçıyorsun. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Tabii hayvanlar, doğa, bizim dışımızdaki herkes mesajlarını son derece nazik iletiyorlar. Hayvanlar güvercin yolladı. Marmara denizi de. Marmara Denizi de müsilajla adeta Kanal İstanbul tartışmalarını yapanların yüzüne tükürdü. Kendi gerçekliğini ortaya çıkardı. Dedi ki: Eğer Kanal İstanbul açılırsa Karadenizle Marmara Denizi arasındaki dünya kadar biyolojik farklılığın sonucu olarak müsilaj olur deniyordu asit baz dengesi, tuz dengesi bozulur. Bunun sonucunda beklenmedik tepkiler olur ve bu denizler ölür deniyordu. Şimdiden bakın durum budur diye yüzümüze vuruyor. Ortaya çıkan ortaya çıkan durum son derece vahimdir. Tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın ben ne söylesem inanır olunca diyor ki bu misilaj diyor CHP'li belediyelerin olduğu yerde duruyor diyor. Bütün belediyeleri aldığımız için özellikle kıyılarda denizde bir şey varsa CHP'liye komşu da bu işin son 26 yılının 27 yılının 25'inde sen varsın. 5 yıl sen 20 yıl işaret ettiklerin yönetti. Bu müsilajın bir yıllık değil onlarca hatta 30 yıllık 40 yıllık bir birikimin sonucu olduğunu bilim adamları söylerken vatandaşın gözünün içine bakıp CHP'li belediye vurgusu ülkeyi yönetenin ne zaman yalana nasıl kolaylıkla sarılabildiğini göstermenin dışında bir mana ifade etmemektedir. Ama 5 Haziran Dünya Çevre Günü gelirken Marmara'nın mesajını almak lazım. Bu müsilaj konusunda Salı günü meclisin bir araştırma komisyonu kurmasını talep ettik. Reddeden AKP ile MHP'ye sosyal medyada gelen tepkiyi görmek lazım. O tepki AKP muhalifliğinden MHP nefretinden örgütlenemez. MHP'nin ülkeye yaptıkları AKP'nin icraatlarının yarattırdığı bıkkınlık öyle bir tepki doğurmaz. Elbette AKP ve MHP'ye bir karşı duruş var ama beklenenin onlarca katı bir tepki doğaya, çevreye, denize ve Kanal İstanbul'la bunun nasıl bir felakete yol açacağına yönelik endişeden ve İstanbul'a ve doğaya sahiplenme duygusundandır. Bu mesajı bu mesajın iyi alınması gerekir. Milletimiz bizden proje bekliyor. Proje söyleyince hoşa gidiyor. On yıldır bunu söylüyorum. Olmayan kanalın üstüne köprü inşaatıyla ben başlayayım. Siyasi iletişimini yapayım. Bu çok makul, çok mantıklı ve çok vicdanlı bir davranış değildir. Ama bir gerçek var. 2050'de Türkiye'nin nüfusu 100 milyona çıkacak. Yani 20 milyon kişi daha artacağız. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olarak. Bugünkü zorunlu göçmenlerin o günkü durumu ne olacak onu da bilmiyoruz. Ama Türkiye'nin iki Yunanistan kadar daha nüfusu açacak. Ve doğru bir strateji gütmezsek yani Kanal İstanbul yapalım bir su yolu. Etrafını imara açalım. İnşaata çıkan her yol mübahtır. Oradan biraz daha rant sağlayalım. O rantı Katarlılara ve yandaşlara peşkeş çekelim. İnşaatıyla ekonomiyi canlandıralım. Biraz daha nefes alalım. Biraz daha sevdiklerimizin zenginliğine zenginlik katalım derseniz o 20 milyon yeni gelenin 5 milyonunu daha İstanbul'a çekersiniz. Zaten kendi rakamlarında var. Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşma nüfus tahminleri. İstanbul'un bir sanat, kültür, doğa, tarih başkenti ve turizm cazibe çekim noktası yapmak lazımken bu yanlışları sürdürmemek gerekiyor. Ve bunun karşısında Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir hatırlatma yapmak gerekirse bir projeye kaynak aktarılacaksa aktarılacak proje İstanbul'u yoğunlaştıran değil. Nüfus yoğunluğunun az olduğu İç Anadolu'yu yoğunlaştıran, orayı cazibe merkezi haline getiren. Samsun'dan Mersin arasında tren yolunu, Erzurum'la Samsun arasında otoyolları, Erzurum'la Hatay Hatay'la Samsun, Samsun'la Antalya arasındaki yolları ve kesişimindeki Merkez Türkiye projemizi hatırlatmak isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapılacak İstanbul için projeler İstanbul'u güzelleştirmeye, temizlemeye, oraya turist çekmeye, orayı kültür başkenti yapmaya yönelikken Cazibe merkezi yaratacak projeler Merkez Türkiye projemizde olduğu gibi İç Anadolu'yu güçlendirmeye, orada nüfus yoğunluğu arttırmaya, oraya teknoloji transfer etmeye. Samsun'dan Erzurum'a, Hatay'a, Antalya'ya, Edirne'ye bütün Türkiye'nin kesişim noktasında milyonlarca yeni nüfusu barındırmaya Kocaeli'nden, İstanbul'dan, Bursa'dan yoğunlaşmış ve yaşamanın zorlaştığı yerlerden yeni yaşam alanlarına beklenmedik ve ülkenin ve nüfusun lehine iç göçleri teşvik etmeye yönelik projenin sahiplenilmesi gerekir. Biz bunu AK Parti'nin yapmayacağını biliyoruz. Nasıl vatandaşlarımız sandık başına geçtiklerinde tek adam rejimi mi Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem mi diye karar vereceklerse nasıl tek adamın iktidarı mı milletin iktidarı mı diye millet iktidarı mı diye karar vereceklerse nasıl mahkemeler bir partinin bir kişinin mahkemeleri mi olsun yoksa adalet dağıtan mahkemeler mi olsun haklının yanında mı dursunlar sarayın yanında mı dursunlar karar vereceklerse Yine sandığa giden vatandaşlarımız ya AKP'nin elinde kupon arazi ve Avanta projesi Kanal İstanbul ihanetine ya da bizim projemiz olan Merkez Türkiye selametine karar verecekler. Biz AKP'ye Merkez Türkiye yapın falan demiyoruz. Yapmaya ömürleri de yetmez, vizyonları da yetmez. İç Anadolu'yu zenginleştirmek onların işine de gelmez. Onlar sözü vermişler. Katarlılar parsel parsel yerleri kapmışlar. Katarlının almadığının yanındaki parseli de Türkiye'deki yandaşlara vermişler. Onlar İstanbul'un bağrına hançeri saplayıp zenginlerin gelirlerine, gelir servetlerine servet katmayı planlıyorlar. Biz ise Anadolu'yu zenginleştirmenin peşindeyiz. İki tane hatırlatmayla tamamlayayım. Bir tanesi bu meclisin açıldığı gün söyledik, grupta söylendi, meclis başkanlığına cumhurbaşkanı yardımcısı da soru önergelerimizi verdik. Soru şu: Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda dedi ki ikinci cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün bu meclisin etrafı askerle kuşatılmışken meclise geldiğini ve mecliste yaptığı bir konuşmada dışarıda bir rütbeli subaya denk geldiğini çıkın bakalım. İsmet Paşa'yı tutukla derse sizin emrinize mi uyacak iktidar olarak? Yoksa ben ona bir şey dersem başınıza neler gelecek diye darbe tehdidinde bulunduğunu söyledi. Mecliste birinci meclise 23 her 23 Nisan gidiyoruz. Bu senede gittik. Bir ses kaydı açılır. Sinop mebusu meclisin ilk en yaşlı milletvekili olarak, mebusu olarak ilk oturumu kürşat ediyorum dediği andan itibaren bu yüce meclis satısında birinci meclis, ikinci meclis ve bu meclisimizde ağızdan çıkan her söz yetmez. Milletvekillerinin birbirine attıkları laflar saniye saniye tutanak altındadır. Tutanak dergileri var. Meclisin gurur duyduğumuz kütüphanesinde 23 Nisan 1920'de açılan meclisten dün akşam 04.11'de kapanan meclise kadar her kelime yazılı Tayyip Erdoğan'ın dediği hiçbir yerde yazmıyor. Bu mecliste tutunak tutulmadığı bir dönem yok. Tutanaklardan çıkarılmış metinlerle ilgili de tarihçilerin çalışmaları var. Hiçbirinde bu yok. Çok açık olarak soruyoruz. Açıklayın diye kimseden çıt yok. Kimse konuşmuyor. Her konuda konuşan hacısız atanmış pergoleci Fahrettin'e soralım. Hani çok biliyorsun ya. İsmet Paşa hangi meclis oturumunda, hangi birleşimin hangi oturumunda, hangi tutanağın hangi sayfasında bunları söylemiş? Bir ülkenin Cumhurbaşkanı ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı hakkında Böyle büyük bir yalan atıp da sonra ya biz susalım da biz atalım yalanı sayalım inananı öbürleri de bağırır. Neyse kimse duymaz onların sesini demek. Ahlak mı? Etik mi? Siyaset mi? Buna cevap versinler. Bunu İsmet Paşa, İsmet Paşa'nın ailesi, partisi ve yedi cihana bu ülkenin tapusunu tescil ettirmiş, kabul ettirmiş İsmet Paşa'ya Bugünlerimizi borçlu olduğumuz tüm vatandaşlarımız adına soruyoruz. Bu büyük yalanın üstünde daha ne kadar oturacaksınız? Ne zaman özür dileyeceksiniz? Ne zaman düzelteceksiniz? Melih Bulu 2 Ocak 2021 günü rektör olarak atandı. 5 aydır devam ediyor. 5 aydır Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar devam ediyor. Rektörlük binasına rektörlük diyen yok. Kayyumluk binası diyorlar. Rektöre kayyum diyorlar. Kayyum kendince atamalar yapıyor. Örneğin en son en son bakın Boğaz içine yaptıklarına bakın. Dünyadaki göz Türkiye'de üniversite denince ilk akla gelen isim Boğaz içine Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli Şube Başkanlığı Nedim Malkoç genel sekreter atandı. İstanbul'a yapanlara bak. Şimdi ben bunu söylüyorum. Bir kameraman arkadaşım böyle yaptı gözlerini. Böyle açtı. Ya bu kadar da olur mu diyor. Neden diyor? Artık bu kadarını kimsenin aklı hafsalası almıyor. Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli Şube Başkanı. Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri. Aklımıza mukayyet olalım. Dayanalım. Sandık ne kadar çabuk gelirse akıl sağlığımızı o kadar koruyabiliriz gerçekten insanların artık akıl sağlıklarını kaybedecekleri şakadan öte bir noktaya gelmiş durumdayız. Ama ne yapıyorlar? Feyzi Erçin Hoca, Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerin en çok sevdiği ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yarı zamanlı ders veren, dersleri çok tercih edilen, üniversitenin değerine değer katan Feyzi Erçin Hoca'ya yaz okulunda ders vermemesi bildirildi. Ders verilmeyeceği bildirildi. Sebep sebep şuymuş. Online eğitim sırasında hocanın verdiği notlar geçmiş döneme göre daha yüksekmiş. Daha iyi öğretmişin hocam diyor. Öğrenciler daha iyi not aldı. Buradan ne kastettiklerini bir tek sarayın Boğaz içi kayyumu Melih Bulu biliyor. Liyakata bak. Osmanlı eğitim ocaklarından Kocaeli Şube Başkanı'nı genel sekreter yapacak kadar liyakatsizliğin dibine vuracaksın. Sonra hocaya öğrencilerin yüksek not aldı diye yaz okulunda ders vermeyeceksin. Millet iktidarında ilk işlerimizden bir tanesi tüm üniversite rektör seçimleri için mevzuat değişikliği yaparak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının kanun hükmünde kararnamelerle üniversitelerimize dayattığı bu kayyum rektörlerden kurtulup akademik özelliği sağlayacak ve rektörleri tüm üniversite hocalarının ve o üniversitelerin mezunlarının ve öğrencilerinin belli kriterler belli puanlamalarla özgürce seçecekleri seçilenin de mecburen atanacağı Öyle altı tane seç, üçünü yolla, birini seçeyim değil. Üniversite kimi seçtiyse onun atanacağı bir düzenlemeyi getireceğiz. Bunu AK Parti'den istemeyiz. Yapmaz, yapmaya niyet dahi etmez, aklından bile geçirmez. Ama seçime kadar ömürleri var. Üç ay sonrası, üç ay sonra en geç ne güzel sayıyordu Devlet Bahçeli Devlet ve 751 bir gün mü kaldı en çok ömrünüz? Maksimum Cumhur İttifakı'nın ömrü devlet beyin tuttuğu geri saymaya göre 751 gün kaldı. Yanlışım varsa MHP'nin değerli sözcüleri bir dizi hakaret, iftira ve küfür eşliğinde düzeltirler. Maksimum kurtuluşuna bu ülkenin 751 gün ama minimum ne zaman seçimi yaparlarsa o kadar gün kaldı. Biz dünden razıyız, bugünden hazırız. Seçimden korkanlar seçimi kaybedeceğini bilenlerdir. Bugün geldiğimiz noktada biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Millet İttifakı'nın millet iktidarına dönmesi ve bir Türkiye İttifakı'nın artık Türkiye'nin önünü açacağı günler için gün sayıyoruz. Sabırsızlanıyoruz. Vatandaşımızın talebinin, vatandaşımızın ızdırapının farkındayız yürüdüğümüz yolda son derece emin, son derece güvenli, son derece yüksek moralliyiz. Kimse üzülmesin, kimse korkmasın, kimse endişe etmesin. Bu saray rejiminin sonu kurulacak ilk sandıkta gelecek millet iktidarı iktidara gelip milletin yüzünü güldürecektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Buyurun. Dencek şu. Şimdi Mustafa Şentop tabi tarafsızlık makamında ama parti içi siyasetle çok meşgul. Mustafa Şentop parti içi siyaseti yaparken siyasetin gerçek gerçekliklerini ve ihtiyaçlarını ıskalamış durumda. Eğer biz Mustafa Şentop'a bunu usulünce sorduğumuzda, yazımızı yazdığımızda, defalarca mecliste dile getirdiğimizde bir makul açıklamayı kamuoyuyla paylaşsaydı bu söylediğini o gün söyleseydi salı günü o duyduklarını işitmezdi. Hepimiz biliyoruz ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup başkan vekiliyken burada kimlerin ne balonlarını patlattı biliyorsunuz. Bir siyasi tartışmada Sayın Genel Başkanımız kimi nasıl konuşturacağını çok ısrarla ser verip sır vermeyip herkesin bildiği sırları Sicilya usulü saklayanları nasıl deşifre edeceğini çok iyi bilir. Salı günü Şentop'un sinir ucuna dokunulmuştur. Çarşamba günü bir açıklama, bugün bir açıklama yapmıştır. Genel başkanımıza ettiği hakaretlerin karşılığını misliyle görmüştür. Bizim ve parti sözcülerimiz tarafından bugün ayakları suya erip de Süleyman Soylu da bunu açıklamadır diyorsa doğru noktaya gelmiştir. İlla meclis başkanına şu noktaya gelmesi için bizim bu kadar enerji, efor sarf etmemiz ve ona o sorunun sorulup ondan sonra bu sorunun cevabı alınması gerekiyordu? Kendi cevaplasın. Mustafa Şentop'un kendi kariyerine şu on gün boyunca neyi yaptığı, neyi yapmadığı, neyi yanlış yaptığı susarak kimi koruduğu parti içindeki iktidar oyunlarına kafa yorarken neyi ıskaladığını oturup bir daha bir kendi düşünsün. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları.